Proje ve sahne mizampajını ayarlama. Bu bölümde hareketli grafikler modelleyeceğiz. Özellikle 3 boyutlu kabartma yazılar oluşturacağız. Sizlerle hareketin neye benzediğini paylaşmak istediğimiz bir filmimiz var. Görüldüğü gibi güzel, açık kabartma şeklinde bir yazı var. Dönen bir animasyon bulunuyor. Bu bölümde bunun modellemesi ele alınacak. Fakat bunun yanında sizinle paylaşılabilecek render edilmiş bir film var. Bu materyaller ve ışıklandırma sonucu materyalin neye benzeyeceğini gösteriyor. Hedeflenilen materyal bu. 3D Max ayarlarını sıfırlamakla başlıyoruz. Proje klasörünü ikinci kez kontrol ediyoruz. Hatırlayın, eğer fare ile proje klasörünün üzerine gelecek olursak şu anki proje klasörünün yerini görebilirsiniz. Şu anda kurstan egzersiz dosyaları kullanılıyor. Eğer proje klasörü referansı şimdi oluşturulmazsa, istenirse egzersiz dosyalarının nereye konulacağından emin olduktan sonra referanslama yapılır. Daha sonra ekran kurulumu yapılır. Bu projede kullanılacak ölçü birimi belirlenir. Hareketli grafiklerin ölçüleri bunun için çok önemli olmadığı düşünülebilir. Bazı durumlarda bu doğrudur. Çünkü bizim için önemli olan ekran boşluğu, uzay boşluğu değil, bir başka deyişle hareketli grafiklerimizi Gerçek dünyadaki mimari gerçeklere uydurmak zorunda değiliz. Fakat işin gerçek yüzüne girildiğinde ölçek bu noktada önem kazanıyor. Özellikle daha sonra görülecek Bevel Modifier yani kabartma düzenleyici de kabartma miktarı, örneğin 2 cm, 2,5 cm 0,25 cm'e göre daha iyi sonuç verir. Bir başka deyiş de büyüklük önemlidir. Bu yüzden üzerinde daha iyi bir kontrol sahibi olmak için logo oldukça büyük olmalıdır. Customize yani özelleştir menüsünden Unit Setup seçeneğine girin. Buradan Santim seçeneğini seçin. Tekrar Snapsler yani noktalar üzerinde sağ tıklayın. Grid ve Snaps yani ızgara ve noktalar ayarları kurulumundan Home Grid yani ana ızgara sekmesine girip ızgara boşlukları oluşturun. Her 10 santimetrede bir ızgara seçin her 100 santimetrede bir büyük ızgara doğrusu oluşturun. Perspektif görünümünde merkezden kenara kadar 30 miktarı girilir. Proje kurulumu gerçekleştirildi ve birimler belirlendi. Devam etmek için hazırız.